Sonra eğitime geçtiğimiz vakitte de okullardaki öğretmenler tabiri caizse bir imtihana tabi tutulup Allah'tan korkan bir takım insanlar seçilip bunlarla eğitim verilmeli. Bu eğitim sisteminde matematiği anlatırken de öğretmen Allah'ı öğretecek. Kimyayı anlatırken de Allah ve Resulünü öğretecek. Dini anlatırken de Allah ve Resulünü öğretecek. Sadece din dersinde değil yani. Her derste Allah'ın ne yüce olduğunu öğretecek öğretmenler. Donanımlı öğretmenler. O gençlerin verdikleri sorulara kes sesini değil de adam gibi cevap vererekten kalplerini ona dolduracak öğretmenler lazım. Sağlam öğretmenler lazım. Gerekirse bunlar medreselerden imtihanla alınıp oraya bile konulmalı. Bu denli önemli, bu gençler mahvolup gidiyor. Yanımızda bak kendi akrabalarımız mahvolup gidiyor. Çünkü öğrendiği okulda bir şey öğrenmedi. Allah'ı öğrenmedi, Resulünü öğrenmedi, hayayı öğrenmedi. Dini, namusu, şerefi, vatanı öğrenmedi maalesef. Böyle gitmiyor şu an eğitimimiz bizim. Böyle gidecek eğitim lazım bize. Bunun için de takvalı öğretmenler lazım. Para için hizmet eden değil, Allah için hizmet edenler lazım. Bunlara öncülük verilmeli kardeşim. Bu millet düzelsin istiyorsak, bu gençleri kurtaralım istiyorsak bunlara önem verilmeli. Ya işte hocam öyle yaparız işte karşı taraf ne der? Ne derse desin bu son dönem artık. 20 senedir ne dere baktık zaten. Buraya geldi bu iş. Bu son dönem artık. Kim ne derse desin artık doğru neyse onu yapmak gerek. Yoksa bunun vebali de olur yani. Bu kadar yönetimi verdik. Bunlar daha olmadı. Bir adım da atılmadı. Bunun da vebali olur. Bunun da hesabı olur yani. Eğitim sisteminde çoğu yerlerde kadın ayrı, erkek ayrı okullar açıldı. Güzel. Her yerde bunu olsun isteriz. Her yerde bu seçenek olsun. Kadın erkek ayrı okutma seçeneği olsun. Ve o kadın ve erkeğin ayrı olduğu okullardaki eğitim sistemi diğerlerinden çok kaliteli olsun. Devlet gerekirse bunun için para yatırsın yani. Yani kadın ve erkeğin ayrı olduğu okullar özel okullar kapasitesinde hizmet etsin. Herkes taşın altına elini koysun ya. Böyle bir köşe dönme hevesinden, sevdasından, arzusundan geçelim yani. Kendimizin şahsına özel okullar kurup o okullar bilmem kaç fiyatına çekip ondan sonra orada okuyanlar yetişsin. Hayır ya. Bu vatanda yaşayan bütün gençler bizim gençlerimiz kardeşimiz. Hepsi bize lazım. Bir tanesini bile kaybetmeyi göze alamayız. Öyle bir seçenek yok yani. Hepsini kurtarmak için uğraşmak lazım. Böyle kucaklamak lazım yani. Bir özel okul yapıyorsun. Özel okula orada bir sene okutabilmesi için 10 sene çalışması lazım adam. Öyle değil. Herkes taşın altına elini koysun kardeşim. Kadın erkek ayrı öğretilen öğretimlerde zaten ilim çok daha üstün olur diğerlerinden. Buradaki eğitim özel okul kapasitesinde olsun. Böylece diğer insanlar da orayı tercih ederler. Oradaki öğretmenler de Allah'tan korkan insanlar olduğu zaman herkes bütün çocuklar okula gidiyor zaten. Ya bu çocukların hepsi bize geliyor zaten kardeşim. Ayağımıza geliyor. Biz yetiştiremeden gönderiyoruz. Yetiştirmemiz lazım bu gençleri. Bu gençler şu an şeytanın elinde maalesef. Onları oradan kurtarmamız gerek. Bunların zihinlerini açmamız gerek.